Evet hocam. Evet Murat Bey, tekrar hoş geldiniz. Hoş Bir ara bulduk. vermiştik bir süre. Evet, bir süre vermiştik. Bugün bir video çekelim bakalım. Siz Yoğun ısrarlarımın ardından bişektomi sonrası iyileşme videosu çekeceğiz hocam. Bir tane video çekmiştik genel hatlarıyla. videosunu da paylaşırsın. Evet, onun da linkini bırakacağım zaten. Oraya da oradan ona da bakabilirler. Ya Ama ameliyat videosunu paylaşırsın. evet. Onu da paylaşırız. Ve iyileşme nasıl oluyor hocam bişektomi sonrası diye bir genel soruyla başlayayım. Daha sonra detay sorular soracağım. Her dokuda olduğu gibi. Bişektomide zaten yanaktaki yağ yastıklarını aldıktan sonra zaten gazlı bez ve ona özel bandajı var. Gazlı bezleri buraya koyup ona özel bandajı koyuyoruz ki baskı olsun, ödemlenmesi olmasın diye. Ama tabii ki ilk birkaç gün her dokuda olduğu gibi buna da ödemlenme oluyor. Yanaklar daha böyle şişkin olabiliyor. Ödemler hızlı gerilesin diye tabii ki yine ödem attırıcı takviye edici gıdalardan önerebiliyoruz. Bazı meyvelerden önerebiliyoruz. Buraya gelmeden bir soru soruyorum hocam. Ödem ne kadar süre kalıyor? İşte oralara geliyorum. Şimdi geleceğiz. Yine yani bir hafta 10 günde ödem yine bayağı atsa da orada bir de sonuçta iç doku içinde birazcık kanamalar olabiliyor. Küçük mini hematomlar olabiliyor. Derin yerleşimli hematomlar olursa bunlar bazen 2-3 aya kadar hatta devam edebiliyor. Yani hastalar böyle dokunduğunda yanağında böyle bir fındık tanesi var gibi, daha büyük olursa bir ceviz tanesi var gibi bir sertlik hissedebilirler. Bunlar derin hematomlar aslında, oradaki kan birikmeleri. Bunlar yaklaşık 2-3 ayı bulabiliyor. Çok nadirdir daha uzun süre devam ettiği. Ama oradaki tam ödemin gerilemesi ve oturması gereken süre, yani ortalama 3 ay diyebilirim. Ağız cezesinden sonuçta bir kesi yapıyoruz. O kesi yerinin de iyileşmesini bekliyoruz. O yüzden hastaların 4-5 gün çok sıcak şeyler, acılı baharatlı şeyler tüketmemesi gerekiyor ki orası açılmasın, hem enfeksiyon kapmasın diye. Bunu ne kadar kesi açılıyor hocam? Yaklaşık 2-3 santim, 2 santim, 3 santim arası bir kesi yapıyoruz. Büyük bir kesi değil yani, 2 santim bir kesi yapıyoruz. Zaten orayı dikiyoruz. Ağız içerisinde olan her türlü kesi için söylüyorum. Tamamen neredeyse hiç iz bırakmadan iyileşirler. İz kalmıyor. Peki hocam, Zaten ağız içerisinde kalsa da bir şey yani olmaz da, kalmıyor zaten. hissedilmiyordur yani iyileşirken büyük Evet. ihtimal. Sigara ve alkol kullanımı hocam. Her şeyde olduğu gibi yani sigara ve alkol damarlarda probleme yol açtığı için, yani bir dokunun beslenmesini bozduğu için ve içerisindeki özellikle sigaradaki maddelerden kaynaklı, zehirli maddelerden kaynaklı oralarda enfeksiyonu, bir dokunun iyileşmesini çok geciktiriyor. Bazen zorlaştırıyor tabii ki bununla beraber. Ve oradaki ödemin azalmasını yavaşlatıyor. Ve orada bir fibroz bir doku oluşacak. Bunu bozabiliyor. Dikişlerle alakalı bir şey soracağım hocam. O dikişleri bir alınıyor mu? İki, bir de dikiş varsa bir yerde enfeksiyon ihtimali var mıdır? Çünkü ağız içi böyle hani pis yer olarak kabul edilir ya. Ya oradaki dikişleri zaten hep eriyen dikişler olarak atarız ve hiçbir zaman almayız. Yani kimisi normal düz diker, düğümler ve kesilir, ipler dışarıda durur, böyle ağzına bakıldığında gözükür. Ben öyle atmıyorum. Ben ipleri hep gömüyorum. Ama tabii ki o ipler yine çıkabilir oradan. Çıksa da eriyen, kendi kendine eriyen, atan ipler, yani hiçbir şey yapmaya gerek yok. Ne kadar sürede eriyor? Hissediliyor mu bu ağızda? Attığın eriyen dikişe göre değişir. Kimisi 2-3 haftada, kimisi 5-6 haftada erir. Daha çok hızlı eriyen dikişlerle atarız yani. Enfeksiyon oluşma ihtimali var mı hocam o bölgede? Ya sonuçta ipler birer yabancı isim. Tabii ki bir reaksiyon olabilir. Orada ufak bir enfeksiyona yol açabilir. Bu zaten görüyorsunuz ki hastaya zaten ağız içi dezenfektan solüsyonlar falan veriyoruz ki işlem yaptık diye antibiyotik de veriyoruz. Bir haftalık süreden sonra kolay kolay bir şey yapmaz. Yani onları kullanırsa hasta tedavisinde hiçbir şey olmaz. Peki genel olarak günlük rutini etkileyen bir şey oluyor mu hocam? Yok, burada Yani. yapılıyor, gidiyor. Sadece işte o ödem olmasın diye bandına takılıyor ya. Hani öyle gezmek istemezlerse ki zaten biraz da ödemlenecek. O kadar, ama günlük hayatına devam edebilir. Yani Sadece o aynaya baktığındaki o birazcık oluşacak olan şişkinliği dert etmezse hiçbir problem olmaz. denize girse girebilir. Yani yapar yapmaz denize gitmez zaten. Denize gitse de ağzına tuzlu su almıyor. Altta da tuzlu su, hani acılı, asitli, baharatlı falan diyoruz. Biraz yanma hissedebilir, o kadar dezenfekte eder yani. Ağzını açıp da su alacak. Havuz suyu biraz kirli olabilir, o kadar. Yani rutinde değişen bir şey yok deyip benim soracaklarım bu kadar iyileşmeye ilişkin hocam. Sizin eklemek istediğiniz var mı? Yok. İyileşme zaten kısa bir şeydi yani. Kolay bir işlem. Evet, basit, kısa bir işlem. Yani kolay demeyelim, kısa işlem diyelim. Evet. İyileşmesi de kısa. O zaman burada kapatıyorum ben. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Görüşürüz.